Merhaba arkadaşlar. Önceki derste list VF'deki tablo başlıklarına göre sıralamayı anlattık. Burada soyadına göre, işte TC numarasına göre, adına göre, soyadına göre sıralamayı gösterdim. Ayrıca dosyayı bir Excel çalışma kitabı halinde dışarıya aktarmayı gösterdim. Dışa aktar dediğimiz zaman personel listesi dışa aktarılsın mı? Evet diyoruz. Ve personel dosyası dışa aktarıldı. Gördüğünüz gibi şurada personel listesi olarak açık olduğu için personel listesi bu şekilde dışa aktarılıyordu. Şimdi bu dışarıya aktardığımız kitabı mail ile göndermeyi anlatacağım bu derste de. İkinci derse kalmıştı arkadaşlar. Hemen bunu beraber yapalım. Öncelikle bir Outlook referansını almamız lazım arkadaşlar. Burada Tools menüsünden referansa geliyoruz. Burada Outlook Library, Outlook kütüphanesini seçeceğiz. Outlook kütüphanesi işte şu arkadaşlar. Microsoft Outlook 15 Object Library. Bendeki Office 2013 olduğu için buradaki kütüphane 15.0. Sizde üst versiyonlarda farklı olabilir. Ona göre Object Library'yi seçiyoruz. Bu referansı dahil ediyoruz. Bu referansı dahil ettiğimiz için Outlook'u kullanabiliyoruz arkadaşlar. Referansımızı dahil ettikten sonra şu personel listesini mail olarak göndere tıklayacağız önce. Şuraya çift tıklıyorum. Burada arkadaşlar önce iki tane değişken hatta önce bir soru sorduralım. Dim sor as byte diyelim. Sor eşittir message box personel listesi ama öncelikle kime göndereceğimizi de belirtmemiz lazım. Kimlere göndereceğimiz. Şöyle yapalım isterseniz. Bir saniye arkadaşlar. Şöyle bir form açalım. Bu formda formu açtık. Buna mail gönder diyelim. Şuraya alıcı mail adresi diyelim. Fazla da büyütmek istemiyorum, yani geniş tutmak istemiyorum. Siz kendinize göre, ihtiyaçlarınıza göre ayarlarsınız arkadaşlar şimdilik. Mail adresi, ben buraya bir text box aldım. Buraya maili yazdığımız kişiye göndersin istiyoruz. Bir de bir şey daha yazalım. Bir şey daha yazalım. Bir de arkadaşlar konuyu yazalım. Bir de açıklama yazalım. Şöyle olsun. Pek fazla. Tamam. Şimdi şuraya konu diyelim. Şu aşağıya da açıklama diyelim. Açıklama otomatik de gide yazabilirdik mail ortamda ama yine bir bu şekilde olsun. Şimdi şöyle biraz genişletiyorum. Şöyle birden fazla satır olmasını istiyorsanız arkadaşlar, burada multi-line, çok satırlı multi-line'i true yapmanız lazım ki bir sürü satırı buraya yazabilirsiniz. Bir de burasının içi yazıyla dolduğunda kaydırma çubuğunun oluşması için aşağıda şurada arkadaşlar scroll bars, scroll kaydırma çubuğu, horizontal yani yatay, vertical dikey, botu seçerseniz hem yatay hem dikey olarak kaydırma çubuğu olursun. Vertikali seçelim. Yani şurada bir kaydırma çubuğu, şu dikey kaydırma çubuğu oluşacak. Eğer burası yazıyla dolarsa arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra şöyle bir buton alalım. Buna da mail gönder diyelim. Evet. Alıcı mail adresi. Alıcı nedir ya? Mail adresi diyelim sadece. Tamam. Bir buton daha alalım şuraya. Buna da iptal diyelim. Buna da iptal diyorum. Bunların picture'larını şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Sağ olsun Necati Bey'in ikonları hala burada. Email diyorum. Gerçi bir ara bir arkadaş bana bunları gönder demişti ama bilmiyorum, fırsat unuttum arkadaşlar. Keşke gönderseydim. Kapat içinde şunu kullanalım. Tamam. İkonlarımızı da koyduk. Şu iptalin üzerine onload me yazıyorum.
Bir de bunun cancel'ını true yaparsam ESC ile kapanabilir demektir arkadaşlar. Çalıştırdığım zaman ESC kapatacak demektir. Eğer cancel'ı true yaparsanız. Şunun adı, buna TX'te my diyorum. Şuna TX'te konu. Şuna da TX'te açıklama diyorum. TX'te açıklama. Arkadaşlar siz bazı çalışmalarınızı bana gönderiyorsunuz. Dikkat ediyorum, hala Türkçe karakter kullanıyorsunuz. Bak, Türkçe karakter sakıncalıdır. Yani kullanmasanız programınız ileride durduk yerde gereksiz, gerekli hatalar verebilir. Türkçe karakter sorunu biliyorsunuz, bu derlendiği zaman compiler dediğimiz şu derleme esnasında Türkçe karakterler derlenmeyebilir, sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bu nedenle lütfen Türkçe karakter kullanmayın programlarınızda. Bunu artık alışkanlık haline getirin. Maalesef bizlerin geliştirdiği bir dil olmadığı için dilimizi rahat kullanamıyoruz. Dolayısıyla ne yapmak lazım? Türkçe karakter dediğimiz, yani noktalı karakterler ş, ç, yumuşak g, küçük harfle ı, büyük harfle i, ondan sonra ö, bu harfleri kullanmamanız lazım. Türkçe karakterlerden kastım bu. Şimdi mail göndere giriyorum. Öncelikle şurada mail adresi boş ise uyarı vermesi gerekiyor. Eğer diyeceğiz, txt'de mail nokta value eşittir boş ise den msg message box lütfen mail adresi giriniz diyelim. Ondan sonra okey, bu kadar. Bir de exit sub diyeceğiz buraya. Exit sub. Niye exit sub diyor? Bir arkadaş da bir yer sormuştu. Niye biz bazı yerlerde exit sub yazıyoruz? Şuradaki exit sub demek, yani bundan sonra aşağıda bazı kodların varsa devam etme, aşağıya doğru gelme. Biliyorsunuz burada okuma yukarıdan aşağıya doğrudur. Ben burada exit sub yazmasam şuraya yazacağım komutları da okuyacak, yani işleme alacak demektir. Ama ben buradan exit sub yazdığım zaman bundan sonra aşağı gelme demektir. Bir arkadaş böyle bir yorum yazmıştı. Bazı yerlerde exit sub niye yazıyorsunuz? Zaten end sub yok mu diye sormuştu. End sub var ama yani buraya gelmeden direkt buradan sonra çıksın diye kullanıyoruz. Şimdi diyoruz ki arkadaşlar, değişken tanımlıyorum. Dim o diyelim. Dim o as outlook nokta application diyorum. Dim me as yine outlook nokta mail item diyorum arkadaşlar. Buna outlook da diyebilirdim. Buna mail de diyebilirdim. Kız istediğiniz değişken. Sonuçta dimle tanımlama yaptığınız zaman buraya istediğinizi Ahmet, Mehmet, Ali, Veli de yazabilirsiniz. Sorun değil. Şimdi set set o eşittir. Bunun set neye eşit diyoruz arkadaşlar? New outlook application diyoruz. Yani burada yeni bir, artık o yeni bir mail application'i temsil ediyor arkadaşlar. O demek yeni bir mail programı. Yani auto programın kendisidir arkadaşlar. Onu temsil ediyor. Set m eşittir. Mail'de m'dir. Outlook nokta create, yani oluştur. Yeni bir outlook nokta create item. Yeni bir ne diyelim, bir aksiyon oluştur. Buna da şunu seçiyoruz. Item mail diyoruz. Tamam. Artık o harfi bir outlook'u temsil ediyor. M harfi de yeni bir yani bir ne diyelim yani gönderme, yani mail göndermeyi temsil ediyor arkadaşlar. Şimdi burada diyoruz ki M nokta to, yani kime, mail kime eşittir txt'de mail nokta value. M nokta CC'ye gerek yok. Body, yani mailin gövdesi, açıklama kısmı eşittir txt'de açıklama nokta value. Bunu da yazdık. M nokta attachment arkadaşlar. Attachment var ya. Attachment nasıl okunuyor ben de bilmiyorum. Yani attach, yani iliştirilen ek demektir bu. İliştirilen ek eşittir. Burada diyeceğiz ki application, yani mevcut application, mevcut Excel application'in yolundaki pet ve personel listesi mi demiştik arkadaşlar ona? Evet, şunu bir
Kontrol şey F2 ile ismini alıp kopyala dedim ismini. Yanlış yazmayayım diye. Nokta xlsx diyorum. Burada şey tırnak yok, parantez yok, pardon. Burada bir şeyde bu ataşta bir hata çıkabilir. Yani bunu bulamayabilir. Şunu bulamayabilir arkadaşlar. Onun için buraya bir on error yazıyorum. On error resume next. Şey next demiyorum. On error go to diyeceğim. Go to ek yok diyorum. Şimdi ben buraya şurada bir yine tanımlayacağım. Bir değişken tanımlayacağım şuraya. Dim ek yok as label. Evet, burada bir etiket olduğunu söylüyorum. Bir değişken. Buraya da ek yok diyorum. İki nokta üstte. Şuraya da şuraya da bakın şuraya exit sub demem lazım. Eğer ben buraya bir sınır, bir nevi şöyle bir çizgi durumuna getirdim. Bak şöyle bir sınır yaptım. Exit sub ile. Ben buraya bir nevi barikat kurdum. Yani aşağıya gelme. Niye gelme? Çünkü buraya kadar gelince burada exit sub var. Peki ne zaman bu çizginin dışına geçecek? İşte bir hatayla karşılaştığı zaman. On error, go to, ek yok. Hataya git. Yani burayı atla, şuraya gel demektir. Tamam arkadaşlar? Sileyim. Evet. Buraya exit sub'la, o bahsettiğim arkadaş sormuş ya niye exit sub yazıyorsunuz? Bir nevi ona bir örnek oldu. Buraya bir mesaj diyeceğiz. Message box. Uygulama yolunda personel listesi nokta xlsx adlı dosya bulunamadı. Bu şekilde parantez açmayacağım. Tabii buranın sonuna arkadaşlar şunun sonuna virgül vb yes şey vb okey yani sadece okey gösterirsin artı VB kritikal yani bir uyarı versin. Şöyle. Hatta virgül hata diye bir de mesajın başlığı olsun. Bunu da yaptık. Şimdi dosyam eğer bir hata yoksa yani şuradaki eki gördüyse zaten bu ek yoka gitmeyecektir. Ondan sonra onload me diyeceğiz. Ondan sonra arkadaşlar ne diyeceğiz? Mesaj vereceğiz. Şurada yine şu mesajın aynısını alayım. Şuraya mail gönderildi. Personel listesi gönderildi. Mail olarak gönderildi. Başlığa da hata değil. Gönderme başarılı diyoruz. Evet. Şimdi user form 2'yi de yaptık. Hatta bunun ismini de frm mail diyelim. İsim çok kötü oldu. Küçük harfle FRM, M harfi büyük, mail. Küçük harfle İ harfi olur arkadaşlar. Kullanabilirsiniz. Şimdi user form'un işte şu maili gönderin içine giriyorum. Ve FRM mail nokta show diyorum. Şimdi testimizi yapacağız. Bakalım olacak mı? Öncelikle dosyamız burada arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hemen çalıştıralım programımızı. Personel listesini mail olarak gönder. Alıcı bst kanalı 2 @gmail.com konu personel güncel personel listesi açıklama selamlar altına devam edeceğim. Güncel personel listesi ektedir. Diye yazdım ve mail gönder diyorum. Uygulama yolunda personel listesi adlı dosya bulunamadı. Böyle bir hata. Halbuki var arkadaşlar. Halbuki personel listesi xlsx'imiz var ama bulunamadı diye bir uyarı aldık. Neden acaba? Bir bakalım. application.pet personel listesi nokta xlsx. Allah Allah. Çok ilginç.
Arkadaşlar valla ben fazla zamanınızı almadım. Ben bunu bir durdurayım, bir kontrol edeyim. Nerede hata yapmışım, ondan sonra size döneceğim. Kusura bakmayın. Neyse arkadaşlar bakın şöyle ben şöyle yaptım. Fazla sizi bekletmedim. Ben şöyle bir mesaj koydum. Acaba bu mesaj yolumuz nedir? Bakın şuraya. Şuraya. Hani ben hatamın sebebini araştırırken. Şuraya message box application nokta pet personel listesi nokta xsx. Yani şunun aynısını mesaj olarak bana vermesini istedim. Şuraya yazdım. Bakın arkadaşlar ben burada bir şeyler yazayım ya. VST kanalı 2 at gmail.com test diyeyim. Bakın şöyle mail gönderdiğiniz zaman bana Outlook programının kurulu olduğu yolu gösterdi. Dolayısıyla biz application.pet değil workbook.pet dememiz lazım. Ben onu şimdi anladım. Yani dolayısıyla biz şuraya yanlış yazdık arkadaşlar. Buraya this workbook diyeceğiz. Bu çalışma kitabı. This workbook.pet diyeceğiz ki bu çalışma kitabının kayıtlı olduğu yer. Çünkü bu çalışma kitabımız nereye kayıttı? Buraya kayıttı. Buradaki yolu alacak ve gönderecek. Aslında biz burada eki seçtirebilirdik de arkadaşlar. Ama neyse gerek yok. Şimdi bir daha deneyeceğiz. Bakalım gidecek mi? Personel listesi mail olarak gönder. VST kanalı et şey kanalı 2 demiştim. Test yani amaçlı açtım adres. gmail.com personel listesi diyeceğiz. Selamlar. Personel güncel personel listesi ektedir. İyi çalışmalar diyorum. Ve maili gönder diyorum. Aa, yine aynı şey. Pardon arkadaşlar. Çok pardon. Arkadaşlar ya biz yanlış yaptığımızı şuradan hatırladım arkadaşlar. Hem me nokta send yok. Yani gönderme yok. Biz çok yanlış yapıyoruz ya. Kendimi toparlayamadım arkadaşlar. Konsantrasyon eksikliği var. Aslında biz tamamen yanlış yapıyoruz şu anda. Burada add diyeceğiz. Yani burada nokta add dememiz lazım. Parantez içinde bunu yolu göstermemiz lazım. Bir de en sonda da m nokta send dememiz lazım. Ne gönderip kodumuz yok. Tabii siz belki görüyorsunuzdur ben anlatırken hocam siz uyuyorsunuz. Yanlış yapıyorsunuz diyorsunuzdur mutlaka ama ben yeni gördüm arkadaşlar kusura bakmayın. Yani olay bu. Tek yapmamız gereken şurada iki tane değişken tanımladık. Bir label tanımladık. Ondan sonra bunları set ettik arkadaşlar. Sonra mailimizi aldık şuradan. Burada da konu yok. Body'yi aldık ama konuyu almadık. Bir de m nokta konu neydi? Konunun İngilizcesi arkadaşlar. Konu. M nokta to subject. Subject konu. Eşittir. Text'te konu nokta value. Bunu da unutmuşuz bakın arkadaşlar. Evet. Mailimizi buradan alıyoruz. Mail value'den subject'imizi buradan alıyoruz. Body'imizi, gövdeyi buradan alıyoruz. Atacımızı şuradan alıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra gönderiyoruz. Formu kapatıyoruz. Personel mail olarak gönderildi diyoruz. Eğer bu burada ek yoksa şuraya yönlendiriyoruz. Bu kadar. Şimdi çalıştıralım inşallah. Bir de arkadaşlar o izin ver olayı dün bir yerdeydim arkadaşlar bir fabrika beni çağırdı. Bunlar Logo Tiger programını kullanıyorlardı. Orada Tiger programı biliyorsunuz büyük bir program. Burada adamlar cari daha önce biz cariye yani carinin üzerindeyken sağ tuş ekstra gönder diyorduk. Gidiyordu mail ama şimdi gitmiyor. Ben onun ayarlarını yaptım. Mail gönderiliyor ama aynen şu anda yaptığımız uyarıyı orada da veriyor. Yani onlar da yani o büyük programda bile yine aynı şu anda karşılaşacağınız uyarı orada da geliyor. Yani bu standart Outlook'un bir güvenlik şeyi. Dolayısıyla orada sorun yok. BST kanalı 2 at gmail.com personel şey güncel personel listesi
Selamlar. Güncel liste ektedir. İyi çalışmalar dedik. Ve mail göndere bastık arkadaşlar. İşte şu uyarı, yani normal bir uyarıdır. Hep herkeste bu çıkar arkadaşlar. Burada izin ver diyoruz. Personel listesi mail olarak gönderildi. Aslında şuradaki uyarımız yanlış. Information'ı seçmemiz lazımdı. Mail gitti arkadaşlar. Şimdi kontrol edeceğim. Gerçekten mail gitti mi? Bir saniye arkadaşlar. Ben mesela şöyle açıyorum. Durayım bir saniye. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada personel listemiz selamlar. Güncel personel listesi ektedir. Ve ekimiz de buradadır arkadaşlar. Yani mailimiz gelmiş gördüğünüz gibi. Bu dersimiz de bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Biraz uzattık arkadaşlar. Hatta hatalarla karşılaştık. umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.